Ben samimi olduklarına inanmıyorum. Hiçbiri samimi değil. Yani burada farklı yorumlar yapıyorlar. Mantıklı yorumlar yapsınlar ki ben de kabul edeyim. Şunlar öyle ısınsın. Şimdi sen soba getirtmişsin. Bir yerde de yarışmacı diyor ki ben de ekstra 500 TL vereceğim de sen tırnağını sökmemişsin. Şiş mi alacağım bir de diyor. İşte bu ikisi bakış açısı. Anlatabiliyor muyum? İkisine de saygımız var bizim. Yeter ki formata uygun davransın. Ama şimdi işte biraz da marifet ve birazcık da hani özen, itina, yarışmayı ne kadar ciddiye aldığınıza dair doneler bunlar tabii ki. Yani bir yarışmacının kalkıp bu yarışma için özel bir şey, imkan çerçevesinde tabii. Ama o da mesela Van'dan otunu getirtmiş. O da güzel bir şey. Evet. Ama şu patlıcanı yani herkes de evinde közledi bugüne kadar. Ne ki zaten isteyen fırında, isteyen ocakta közmatikte fırında falan filan. Yani hani mutfağımı ne kirleteceğim? Garipsedim. Ama olabilir. Komşular niye rahatsız olsun? Hayır, sonucu iyi olsaydı zaten şu tartışıyor olmazdık şu anda da. Yani kesinlikle. Maalesef şunu şu şekilde inanamadım. Ya sırf soğan yedik, çiğ soğan, patlıcanın tadını bile ben doğru söylemedim. Maydanoz ve soğan, çoban salata gibi. Tuz yok, bir şey yok. Ya şimdi bahane. Kendisi kömür yapmış. Benden de kömür bekliyor. Kebap çektim, pişirdim ama en azından onun gibi kömür yapmadım. Halil Bey'in mantığı nasıl çalışıyor ben çok merak ediyorum. Gerçekten. Ocağım batmasın. Çalışıyor mu acaba? Halil Bey işte, ayrı bir dünyada. Mutfağım işte kirlenmesin, komşularım rahatsız olmasın, ben eğlenmeye geldim. Yani ciddiye almıyor bence, ciddiye almamış bu yarışmayı. Mutfağını kirletmek istememiş, kebapçısı közlemiş. Bana çok saçma geldi. Yani mutfağını kötü etmek istemiyorsan girmeseydin, yarışmaya da ne işin var? Yarışmaya gelmeseydin o zaman. Amacın neydi? Halil Bey patlıcanlarını evinde közlemeliydi. Yöresel bir yemek oluyor, bir ocak başında yaptırmamız gerekiyor. Bunlara katılıyorum. Eğer imkanlarımız varsa bir mangalı yapmak, mesela Duygu Hanım özel bir soba getirtmiş, kömürünü kendi yapmış, risk almış, daha fazla emek harcamış. Halil Bey her şeyden kaçtı. Nar ekşisi masaya götüreceğim. İsteyen koysun. Kadayıf dolması için de şey dedi yani bunu dedi ben hanımlar bile yapamıyor bunu da kendim sardım dedi. Ben dedim kendi saracaksın tabii dedim. Zaten kadınlar bile saramıyor yani. Dedi. Zor mudur size göre kadayıf dolması? Kadayıf dolması zordur. Erzurum usulü ise eğer bildiğimiz kadayıf dolmasıysa şerbetini çekmesi, pişirirken dağılmaması, yumurtayı bulaması, bunları yapması. Sen diyor, sen Sebastian'da tam olarak nerede hata yaptın Duygu? Zuhal Hanım, benim yağlı kağıdım delinmişti. Teşekkürler. Yağlı kağıdım delinince ben hemen yedek servis de vereceğim size. Komple yarısı gitti. Şöyle bırakayım. Yarısı aktı. Ben en son izleyince göreceksiniz böyle böyle Sebastian'ları tutmaya çalışıyordum. Nasıl delinmiş o kağıt? Yani koyarken sanırım tırnaklarımı kullanmadım. Yine şöyle bir Zuhal parçası Hanım, yırtılmış. Çok özür dilerim. Orada yedek servisim var. Çok özür dilerim. Zamanında yani. Niye ayarlamadın da kaldırdın? Zuhal Hanım'a. Olsun. Yani çok bence o yüzden kaldırıyor. Bak, işte bana çok. Yağdırıp durdu ya. İşte bizi öyle karşıladın, böyle karşıladın. Şimdi... Bak Zuhal Hanım'ı da sen rahatsız ettin şu anda. Estağfurullah. Zuhal Hanım sizin kadar rahatsız olmadı emin olun. Yok yok olmadı. Yani önemli. Bence oldu da söylemedi. Önemli. Çünkü kendi çok kibar olduğu için. Bir de vurmak istemedi. Şimdi nar ekşisi isteyen varsa dökebilir. Ben dökmedim. Masaya koyabilirim isterseniz. Keşke döküp karıştırıp getirseydiniz. Belki istemeyen olabilir. Çoban salatası yani bu istek üzerine koyuluyor. Vallahi her şeyini hazırladım. Karıştırıp getirdim. Yani dökmek zor bir şey değil, dökebilirim. Tadına bakalım. Getirdim. Ondan sonra. Ay, tamam. Şöyle bırakayım. Dökmek isteyen kendisi dökebilir. Bakın Zuhal Hanım nasıl korktu. Siz mutfağı kirletmek istemedim dediniz. Salatayı döktüğü gibi hemen toparladı. Canın sağ olsun. Bunun içinde acı bir biber var. Kesinlikle. Ve ben şu an... Baktan mı geldi biber? Oh. Aman ben de yandım. Oh yani. Yandıma dostlar. Yani, o kadar ben hemen fırını kapatıp geliyorum. Kapat da gel. İyi kapatıyorsanız kapatın. Acı işimizi ölçtü bugün. Aşağı mahallede yangın bu var. Bu sivri biber acısı değil mi? Evet, çok acı. Soğandan acılık, evet. Bundan acılık. Şimdi bahaneleri biber acıymış. Sanki biberi ben yaptım. Çoban salatasına ne biberi koyacağım? Yani ne bekliyorlar ki? Bu burada kalsın, bulgurun altında açayım. Buna da bahane bulmasınlar. Mümkün değil, yenilmez bu. Yandım anam. Bileydim önce sizi beklerdim. Mümkün keşke değil. Önce siz yeseydiniz. Normalde acıyı severim ama bununkisi bayağı böyle bir şey acı. Yakan acıdan. Bu ne acısı bu sivri biber? Siz de bir tadına bakın bence.
Halil Bey çok misafirperversiniz. Bakın şişeyi de açmışsınız, getirmişsiniz. Yaktın bizi Halil. Sen bu biberi tatmadın mı Halil? Bir çıt diye kır. Mahsus mu yaptın bizi? Keşke. Bu bizi hiç sevmedi. Şimdi kebap acı iyidir. Acıdan zarar gelmez. Yavrumuz karşılıklı Halil Bey'le. Üstüne gitsin ya. Zarar gelmez. Zuhan Hanım inanın acıdan zarar gelmez. Acı güzeldir, zarar gelmez. Halil Bey ana yemek yok galiba. Patlıcan salatası, çoban salatası. Ana yemek gelecek. Ne zaman gelecek? Halil Bey yesin. Halil Bey bir doysun gelecek. Dur otur. Ne olur çok ben getiririm. Otur. Ben koyarım. Şimdi, hep... O kadar gittin ocak başları yaralamadı zaten bunlara. Bırak otur azıcık kursağını yıkmamalısın Halil'im. Şimdi ben yemedim bir şeyin yorumunu yapmak istemiyorum. O zaman ye. Acıyım evet acıyım. Yiyeceksin bitirir misiniz ona? Bak terledim. Acıyım işte. Ama ben yerim. Bitiririm. Ben acıyı seviyorum. Ya biz de severiz de. Halil İbrahim'in sofrası oldu. Ben yerim. Sen bir salatayı koyarken bir bakmadın mı bir dilinin ucuyla? Az sonra gece lambası gibi olacaksın böyle. Ben alışım. Zuhan Hanım, köy biberi kullansaydı en azından acı çıkmazdı. Köy biberi nerede bulacaktın ki? Markette. Hayır, köy biberi diye satılıyor. Buradaki sivri biber. İsmi köy biberi. Sivri biber var. Bir şey soracağım. Emine Hanım'ın çoban salatasına yok yağsız, tuzsuz, limonsuz dediniz. Bunun neyi eksik? Neyi var ki? Pardon, çok özür dilerim Halil Bey. Çok. Tuzu nasıl? Tuz yok. Yok ki. Koymadın mı sen tuz? Yok. Şimdi evet, tuz koydun mu bir? Ona da mantıklı bir açıklama. Emine Hanım'ın çoban salatasında ne limon vardı, maydanoz yoktu, nar ekşisi yoktu. Ben de eksiksiz. Sadece maydanoz yok. Ben şu hatama kabul ediyorum. Acılı olmuş. Yoktu. O da biberler. Yani benlik bir durum yok. Ha, iyi seçim yapabilirdim. Tadına bakabilirdim ama... Şöyle şu zamana kadar gelen durum o kadar hoşuma gitti ki. Benden keyfisi yok şu anda. Vallahi gerçekten. Sizi mutlu ettiysem ne mutlu bana. Vallahi çok mutlu oldum. Vallahi ben. Vallahi gülüyoruz. Ben insanları mutlu etmeyi seviyorum. Vallahi sayende ben bugün çok eğlendim. Acı biraz şey ne mutlu bana. Ne mutlu keşke Emine Hanım'ın salatası olsaydı burada şu an. Vallahi. Değil evet. Mi? Keşke olsaydı. Yerdik böyle kaşık kaşık. Bir domates, bir biber vardı onda da gerçi de. Olsun salatalık da vardı. Ne yerdik yani? Durun herkesten bir sessizlik rica edeceğim birkaç saniye. Allah şükür kız doğdu. Sanki bir şey yani bir şey eksik bir parça bir puzzle'ın bir parçası bir evet, boşluk evet. Size de geldi mi o? Evet, sanki evet. Bir şey yok. Neyi sanki bulamıyorum da. Ana yemeğimiz gelmedi sanki. Evet. Ama şimdi yorumlar bitsin diye bekledim. Yani ben İşte neyi? Getiriyorum. Reklamlardan sonra gelecek. Reklamları getirsene, bekleriz. Salata zaten önden gelir. Doğru yaptın bravo ama evet. Hani yemeği de getirsin. Getiriyor. İnşallah. Evet. Halil değişik. Şimdi giriş, gelişme, sonuç olur ya. Evet. Bunda gelişme, giriş, sonuç. Yani böyle yer değiştirmiş. Evet. Elime kadar gitmiyor. Ciddi acı ya. Ki ben acıyı çok severim Zuhal Hanım. İnanın. Ben de severim. Yani fena değildir aram ama yani bu bir... Şimdi bu salataları, yemeklere eğer sivri biber koyacaksanız... Şöyle bir çıt kontrol ortadan bir lazım. Dille bir bakmak lazım. Yani bazen de tatlı diye veriyorlar. Acı çıkıyor mu şimdi? Evet. Risk yani... Evet. Bu kadar acıyı kaldırabilecek bir salata çeşidi değil. Evet. Bazı salatalara gider yani hafiften. Koymayabilirdi. Bir gevur daha falan ya, kaldırır da. Hafif giderdi bu kadar değil. Öldük yani. Bir de bilmiyorum şu kadar acı yedim. Geçiremezdim.